ne belli? Dün bildiğiniz üzere Kızıltepe'de bir intihar vakası oluştu. Ve bu şahıs bir kimyasal madde kullanmıştı. Bu kimyasal madde içerisinde arabada şu şekilde intikal etti. Bölgenin savcısı bu olay yerinde arabaya hiçbir şekilde incelemeden 2 saat içerisinde Rentakaş şirketine veriyor. Ve bu Rentakaş şirketi de direkt arabayı oto yıkamaya veriyor. Serhat Ermiş olan yeğenim bu arabayı da arabanın içinde ilaç olduğunu bilmeden arabayı yıkıyor. Ve kendisi şu an yoğun bakımda. Durumu her an henüz belli değil. Bu durumla ilgili bölgenin savcısı bir soruşturma başlatmadan, bu arabayı incelemeye almadan 2 saat içinde intihar vakası olan bir arabada 2 saat verilmez. Direkt bu arabada yıkandığı için benim yeğenim zehirleniyor ve şu anda yoğun bakımda. Arabayı teslim ettiklerinde normalde o araba en az bir 7 gün inceleme süresi olması lazım. İntihar eden kişi içinde şişe var. O şişeyle herhalde büyük ihtimalle kendi intihar etmiş ve hala o zehir arabanın içinde yayılmış durumda ve o şekilde arabayı teslim ediyorlar. Ve arabanın içinde şişe hala var. Konuyla ilgili zaten arkadaşlarda da gereken yerlere de söyledik. Dün saat 2'de biz bu olayın peşini bırakmayacağız zaten. Saat 2'ye doğru yanlış hatırlamıyorsam polis gene gidiyor oto yıkamaya ve arabayı incelemeye alıyorlar. Savcı tekrar arabayı incelemeye alıyor. Bu tamamen sorumsuzluktur. Bu coğrafyada gençlerin ölü bu kadar kolay olmaması lazım. Bu tamamen savcının sorumsuzluğudur. Bir ihmal var tabii. Temennimiz odur ki daha çok dikkatli olması gerekiyor. Tabii ki biz bunun peşini bırakmayacağız. Sonuçta 19 yaşında bir genç çocuk ölebilirdi de. Bu bir ihmalden dolayı. Şu anda yoğun bakımda. Ve dediğim üzere araba ilaçlı bir şekilde oto yıkamaya veriliyor ve yeğenimin hiçbir şekilde haberi olmadan o arabayı yıkadığı için zehirleniyor.